Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte Türkiye'de tanıtılacak olan Redmi Note 13 Pro'nun özelliklerini inceleyeceğiz. Burada telefon elime geçtiği an direkt incelemesini yapacağım. Bunun için kesinlikle videodan haberdar olmak istiyorsanız alt taraftan abone olup zil sesini açmanızı öneriyorum. Şimdi Redmi Note 13 Pro maalesef Türkiye 4G olarak geliyor. Yani telefonun tam ismi Redmi Note 13 Pro 4G olacak. Tasarım olarak da Redmi K70 serisinin tasarımını andırıyor. ve Bunun dışında fiyat olarak da 350 Euro'ya satılacak. Ortalama olarak da 10.000 TL ile 12.000 12.000 arasında bir fiyata çıkacağını düşünüyorum. Tabii ki de dolar kuru artmazsa 10 12 12.000 TL arası bir fiyata tahmin olarak çıkış yapacaktır. Peki 10 12 12.000 TL arasında çıkış yaptığı zaman bu telefon alınır mı? Hem bunları konuşacağız hem de hızlı bir şekilde özelliklerine bakacağız. Öncelikle ekran kısmına baktığımız zaman yine 6.67 inçlik AMOLED 120 Hz destekleyen bir ekranla karşımıza çıkıyor. Bunun yanında artı özellikler kısmında HDR10 Plus, Dolby Vision ve DSL PHEV uzaylarını kapsadığı için ekran kaliteli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Sürekli açık ekran desteğine de baktığımız zaman büyük ihtimalle yine 10 saniye kadar bir sınıf sürecektir. Fakat bunu gidip gelişmiş ayarlardan kapatabileceksiniz. Ekran dayanıklılığı ise Gorilla Glass 5 olarak gelecektir. Ekranda yine bir jelatin olacaktır fakat siz yine farklı bir ekran koruyucu takmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Genel olarak ekran kısmına baktığımız zaman güzel özelliklerle birlikte geliyor. Bunun yanında batarya kısmına da baktığımız baktığımız zaman 5 miliamper bataryası olacak. 67 Watt'la da birlikte 45 dakika içerisinde sıfırdan yüze şarj olacak şekilde karşımıza çıkacaktır. Güç adaptörü de yine kutusun içerisinden çıkacaktır. 5 miliamper batarya için bir günü ortalama olarak çıkaracağını düşünüyorum fakat tam bir yorum yapmak istemiyorum. Telefon elime geçtiği zaman zaten pil testlerini de sizinle birlikte yapmış olacağız. Bunun dışında kamera kısmına geçtiğimiz zaman kamera kısmında gerçekten beni mutlu etti. Sebebi ise burada 200 megapiksel değerinde ve 1.65 diyafram açıklığına sahip ve OIS destekten bir kamera sensörünü ana kamera kısmında kullanmışlar. Yüzökel'in HP3 kamera sensörü olarak geliyor. Gündüzleri kesinlikle bu kamera sensörü başarılı. Geceye geldiğimiz zaman ortalama düzey bir performans veriyor. Çektiğiniz videolar maalesef geceleri çok iyi performans vermeyecektir ama gündüzleri kesinlikle işlerinizi idare edecektir. Oys desteği hakkında çok fazla bir şey demeyeceğim. Lakin yürürken video çektiğiniz zaman titreşimleri engelleyebileceğini düşünüyorum. Ama koşmaya başladığınız an fazla titreşimleri engelleyeceğini düşünmüyorum. İkinci kamera kısmına geçtiğimiz zaman burada 8 megapiksel derinde ve f2.2 diyafram açık sahip bir geniş açı kamerası olacak. Bunun da gündüze yine başarılı olacağını düşünüyorum fakat geceye geldiğimiz zaman çok yüksek performans vermeyecektir. 3. kamera kısmında ise ya makro çekim kamerası olacaktır ya da derinlik kamerası olacaktır. İkisi beraber de gelebilir fakat tasarımına baktığımız zaman burada büyük ihtimalle 3 tane kamera sensörü olacak ve bu kamera sensörlerinden bence bokeh kamerası olmayacaktır. Daha çok makro çekim kamerası olacaktır. Fakat bu kamera sensörü 5 megapiksel olursa yakın çekimleri daha güzel yapacaktır. 2 megapiksel olursa güzel ışıklı ortamlarda biraz performans verebilecektir. Umarım 5 megapiksel derinde gelir ve daha güzel yakın çekimler yapabiliriz. Ön kamera kısmına da geldiğimiz zaman yine 16 megapiksel derinde ve f2.4 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera sensör olacaktır. AC desteklemeyecektir büyük ihtimalle. Yani çünkü 13 Pro 5G'de de AC desteği yoktu ön tarafta. Lakin desteklerse biraz daha iyi olur çünkü titreşimsiz videoları ön taraftan çekebilmemize imkan sağlayacaktır. Bunun yanında ön tarafta 1080p 60, arka tarafta ise 4 k 30 1080p 60 videoları destekleyebilecekken bunun dışında ön kamera yani performansının da çok yüksek olacağını düşünmüyorum. Yani 12 Pro 5G ya da 12 Pro ya da Redmi Note 13 Pro 5G gibi bir performans verecektir. Geceleri çok işinizi görmeyecektir. Yani güzel bir performans yakalayamayacaksınız. Gün üzeri ise fotoğraf çekmek için yine ideal olacaktır. Buradan işlemci kısmına geçtiğimiz zaman Meditek'in Hello G99 işlemcisiyle birlikte gelecek. Bu işlemcimizin Antutu V9 kısmına baktığınız zaman 190 400000 bin puanlara kadar ulaşabiliyor. Bununla birlikte PUBG gibi oyunları orta yerlerde 45 FPS civarında yüksek yerlerde ise eğer ki zorlarsanız 30 FPS'i zar zor verebiliyor fakat bunu droplu bir şekilde verebiliyor. Orta yerlerde 45 FPS desteğini rahat bir şekilde alabileceksinizdir. Genshin Impact gibi oyunlarda da yine orta yerlerde 30 FPS desteğini dalgalan donanmalı bir şekilde FPS kısmında alabileceksinizdir. Gündelik kullanımda ise bütün işlemlerinizi rahat bir şekilde halledebilecektir. Eğer ki edit ve render yapacaksınız bu telefonda özellikle CapCut gibi uygulamaları kullanıp video işleriyle uğraşacaksınız. Kasma donma fazla yapmayacaktır. Fakat işlerinizin boyutu yüksekse yani çok sağlam editler yapıyorsanız bunların altından biraz zorlanarak kalkacaktır. Isınma konusunda ise bir yorum yapamayacağım. Ben fazla ısınacağını düşünmüyorum. Yani Redmi Note 12 Pro kadar ısınacaktır. Çok çok yüksek bir ısınma beklemiyorum. O telefon ısınıyor muydu? Evet ısınıyordu. Lakin çok yüksek sıcaklıklara ulaşmıyordu. Elimizi rahatsız ediyordu ama telefonu bir kenara bıraktığımız zaman da tekrardan eski haline geri dönüyordu. Isınma konusunda ise umarım vapor chamber soğutma sistemi ya da daha likit soğutma sistemini içine dahil ederler. Eğer ki etmezlerse ısınma konusunda sorun yaşayabilir. Bu işlemcimizin ayrıca 2.2 GHz maksimum hızı varken art olarak da UFS 2.2 depolama biçimi bulunacak ve 6 nanometrelik üretim teknolojisiyle birlikte günümüzde bir şekilde ayak uydurabilecektir. Tek eksiği 4G desteğinin bulunmaması. Bunun dışında 8 GB RAM ve 128 GB GB depolama alanı ile birlikte gelen minimum seçeni 350 Euro. Dediğim gibi fiyatı 10.000 ile 12.000 TL arasında olacaktır. Çok yüksek fiyatları da çıkacağını düşünmüyorum. Maksim olacağı fiyatta da 13.000 TL olacaktır. Belki olabilir belki olmaz. Dediğim gibi fiyat çıkınca hep birlikte göreceğiz. Yine devam ettiğimiz zaman 5G desteği bulunmuyor dediğim gibi. Wi-Fi desteği, Wi-Fi 5, NFC ve Kuzotel sensörde bünyesinde bulunuyor. Ses kısmına baktığımız zaman çift hoparlör olacaktır. Burada hem Hi-Res sertifikası var hem de Dolby Atmos desteği ile birlikte aynı 12 Pro 4G'de olduğu gibi güzel bir performansı yakalayabilecektir. Bunun dışında 3.5 mm'lik jack girişini de bünyesinde bulabileceğiz. Suya ve toza karşı dayanıklılığı olacak mı? Evet olacaktır. IPX3 ile birlikte korunacağını düşünüyorum. İnternetten baktığımız zaman da bununla birlikte geleceğini gösteriyor. Fakat IPX7 olursa suya ve toza karşı daha fazla dayanıklı olduğu için sudan kesinlikle korkmamıza gerek kalmayacaktır. Parmak izi okuyucusuna baktığımız zaman artık burada ekranın altına geçiyor. Aynı Redmi Note 13 Pro 5G'de olduğu gibi ekran altından ekran kilidini açabileceğiz. Bunun dışında yüz tanımıyla ile ekran kilidi açma özelliği yine bulunacakken ayrıca kutusuna baktığımız zaman bütün aparatları çıkacak. Arka kapak kılıfı, USB Type-C ara kablosu, 67 wattlık güç adaptörü ve ekranına jiletin uygulanmış şekilde telefonumuz kutusundan sıfır olarak çıkacaktır. Peki benim burada beklediğim en büyük özellik ne? Evet 5G desteği yok. 4G ile birlikte geliyor. Kesinlikle biraz bizi Ama eğer ki 4 yıl normal güncelleme desteği olursa kesinlikle bu telefon almak bir tık mantıklı olacaktır. Fiyatı da 12.000 TL'nin altına gelirse geleceğini fazla düşünmüyorum. Yani büyük ihtimalle 12.500 falan olacağını düşünüyorum. Eğer ki bu fiyatlara gelirse gerçekten bir tık soğutacaktır kendinden ama 12.000 TL'nin altına gelirse kesinlikle bu telefon alınabilir. Normal Redmi Note 12 Pro 4 g baktığımız zaman şu an 12.500 TL'ye satılıyor. Ben bu telefonu kusura bakmayın ama hiçbir zaman önermedim. Eğer ki bu telefonda yüksek fiyatlara gelirse almanızı fazla tavsiye etmeyeceğim. Çünkü özellikle 5G desteği bulunmuyor ve işlemcisi Mediatek'in Helio G99 işlemcisi olduğu için yüksek bir performansı veremiyor. Redmi Note 13 Pro 5G'ye baktığımız zaman gerçekten güzel özelliklerle birlikte geliyor. Bu özelliklerin hepsi var fakat işlemci kısmında biraz daha öne geçtiği için bu telefonu Türkiye gelirse 13 Pro 5G almak daha mantıklı olacaktır. İthalatçı garantili bir şekilde gelirse ve 10.000 TL'ye de Redmi Note 13 Pro 5G'de satılırsa bu telefonu da kesinlikle almanızı tavsiye edeceğim. Ama Redmi Note 13 Pro 4G'ye baktığımız zaman umarım uygun fiyata gelir. Uygun fiyata gelmezse kesinlikle sizlere önermeyeceğim. Bunun dışında kesinlikle videolardan haber olmak istiyorsanız alt taraftan abone olmayı unutmayın. Hem normal incelemesi olacak hem de diğer telefonlarla karşılaştırması kesinlikle ve kesinlikle olacak. Bunları Geçirmemek için abone olmanız çok çok önemli. Kısaca da video bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.